Bölüm 11. İsa ve Yahya. İsa, 12 öğrencisine bütün bu buyrukları verdikten sonra onların kentlerinde ders vermek ve Tanrı sözünü duyurmak üzere oradan ayrıldı. Tutuk evinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu. Gelecek olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim? İsa onlara şöyle karşılık verdi. Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yahya'nın öğrencileri giderken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. Çöle ne görmeye gittiniz? Dedi. Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Zarif giysilere bürünmüş bir adam mı? Oysa zarif giysiler giyenler kralların saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet. Ve size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size doğrusunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstün olanı ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Vaftizci Yahya'nın ortaya çıktığı o günlerden bu yana göklerin egemenliği zorlu biçimde gelişiyor. Zorlu kişiler de onu ele geçirmeye çalışıyor. Yahya'ya dek tüm peygamberlerle kutsal yasa olacakları önceden bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz gelecek olan İlyas odur. Kulağı olan işitsin. Ben bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Çarşı meydanlarında oturup arkadaşlarına size kaval çaldık, oynamadınız. Ağıt yaktık, dövmediniz diye seslenen çocuklara benziyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tuttu ve içkiden kaçındı. Bunun için ona cinli diyorlar. İnsanoğlu geldiği zaman hem yedi hem içti. Bu kez de diyorlar ki şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik ortaya koyduğu işlerle doğrulanır. Tövbe etmeyen kentler. Sonra İsa, mucizelerin çoğunu yapmış olduğu kentleri tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladı. Vay haline ey Horazin, vay haline ey Betsayda. Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, onlar çoktan çulla örtünüp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü Sur ve Sayda'nın hali sizinkinden daha dayanılır olacak. Ya sen, ey Kefernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, sen ta ölüler diyarına kadar ineceksin. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılmış olsaydı, o kent bugüne dek ayakta kalırdı. Sana şunu söyleyeyim. Yargı günü Sodom diyarının hali seninkinden daha dayanılır olacak. Yorgunlara müjde. İsa bundan sonra şöyle dedi. Baba, göğün ve yerin Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, bunun böyle olması senin isteğindi. Babam her şeyi bana emanet etti.
oğlu babadan başka kimse tanımaz. Oğuldan ve oğlun babayı tanıtmayı dilediği kişilerden başkası da babayı tanımaz. Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin. Ben sizi rahatlatırım. Ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Boyunduruğumu takının ve benden öğrenin. Böylece canlarınız rahatlık bulur. Boyunduruğum kolay taşınır ve yüküm hafiftir.